Dikkat dağınıklığı diye bir şey yok diyebilirim. Bakın net. Çok 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 nadir bir durumdur bu. Çok çok sıra dışı bir durumdur bu. Buradaki en temel sorun üstün zekalı çocukta da, normal çocukta da eğer ilgi duymuyorsa, eğer ilkokul için oyunlaştırılmamışsa, kendi fıtratına, yeteneğine, ilgisine yönelik bir durumla karşılaşmamışsa tabii ki dikkati dağılacak. Tabii ki dikkat etmeyecek. En kolay çocuklar, yavrucaklar yani dilleri yok ki bu konuda kendilerini, kavramları, kelimeleri yeterince yok ki kendilerini ifade edebilsinler. İçine kapanıyor, öfkeleniyor, kızıyor ama bir derdi var bu çocuğun. Dikkat dağınıklığı gerçekten çok acımasız bir cümle bu. Hiperaktivite çok acımasız bir cümle çocuklara oluşturulmuş bir yafta. Çok çok nadir olan bir durumda benim koyduğum kurala, benim koyduğum çerçeveye uymadı diye hemen basıyorum etiketi. Çok ağır bir durum bu. Yani vebal ister, vicdan ister bunu bu şekilde kullanmak. Bu çocuklar kendine has, kendine özel yapıya, yeteneklere sahiptir. Benim belirlediğim çerçeveye uymak zorunda değil, benim çerçevemdeki kalıpta düşünmek zorunda değil. Bundan dışarı çıkınca bu çocukta dikkat dağınıklığı var. İyi de arkadaş, ben okul ortamında çocuğa oyunlaştırdım mı bilgiyi, oyun ortaya koyabildin mi, vermiş olduğum bilgiyi oyunla bütünleştirebildin mi, heyecan katabildin mi, merak katabildin mi, coşku katabildin mi, gizem katabildin mi? Ders işlemenin en temel noktaları buralar. Şu cümle söyleniyorsa sıkıntı var orada. Anlatıyorum anlamıyor. Anlatıyorum anlatıyorum beni dinlemiyor. Arkadaşlarla konuşuyor. Ya güzel kardeşim, anlatmak en son kullanılması gereken metot. Onun öncesinde çok daha farklı özelliklerini ortaya koyabileceği metotlar var. Merakını, gizemini, ilgisini, enerjisini, coşkusunu ortaya koyabileceği, sınıf 30 kişilik de olsa, 40 kişilik de olsa yapabileceği şeyler var. Bunları uyguladık, uyguluyoruz. Sorun bu konuda özverili olmak. Bu çocuğa kendimize ait yeteneklerimizi, özelliklerimizi çocukla buluşturabilmek. Bu nedenle eğer anlatıyorum dinlenmiyor deniyorsa burada bir sorun vardır. Yani açıkçası ben çocukta görmem o sorunu.